Evet. Selamün aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, ben çalışıyorum. Yoğun bir şekilde valla. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Bugün ustalarımız gelmedi maalesef. Çocuk rahatsızmış. Bilgisayarda saatine ilaç kullandığı için evet, ağır gelmiş olabilir de ilaçları. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Çevre evimizin çevresini temizleyeceğiz şimdi. Yani bu artan demirler var burada. Orada da var aynı şekilde. Bunları buradan alacağım. Yani ayağımızın altı temiz olması için belki de beton atacağımız zaman kalan betonları da buraya doğru sereceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa. Haydi hep beraber çalışalım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi bu demirleri buraya almam lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Yorgun bir iş. Evet, tabii ki. Ama bir avlu bir şeyler yapacağız. Bakacağız. Dediğim gibi olacak mı? Evet, şu anda temizlik yapıyor. Camları silecekmiş. O da bu işle ilgileniyor. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet. Kimler geliyor? Hele bakın kim geldi. Şu gelen kimin yarı? Tabii ki benim yarım. Hayırdır Gülsüm Hanım? Kolay gelsin, bereket olsun. Sağ ol canım benim. Dedim ya, azıcık yardım edeyim dedim. Biraz işin ucundan bitireyim dedim. Sonra da işte camlar falan sileyim dedim. Sen dedin bana camları sileceğim dedin. Ben dedim bu demirleri aktarayım dedim.
Dedim şimdi yani el ele yapalım dedim. Şimdi o camları da beraber silelim dedim. Hem demir de beraber yapalım dedim. Ama ben cam silmeden anlamam ki. Sen şeyler var ya, harç yokları var ya, he, onları şey yaparsın, gidersin. Ben de peşinden silerim. Hem ikimizinki işe de çabuk bitmiş olur. He, benim için bir saat zor biter gibi geliyor. Vallahi. Bunlar da mı gidecek? Tabi canım, burada yerdekiler var, o yoldakiler var. Bu demirler hepsini toplayacağız. Gülsün Hanım, demirler gel bakayım. Gel an... bakayım. Gel, geç bakayım şu demirin ucuna. He. Şimdi seni göreceğiz bakalım. Bu arada ayağında herkese selam olsun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Şimdi bunu nasıl alacağız? Nasıl tutacaksın bakalım. Ben senden göreyim de görmediğim şeyi nasıl yapayım? Görersen yaparım. Şimdi seni oraya vereyim ben. Sen orada dur. Nasıl yani? Tamam mı? Bak şimdi sen oraya geç. Dur. Geç buraya sen şimdi. Dur. Böyle değil mi? Bak. Aha. Ben bunu kaldıramaz mı zannediyorsun sen? Evet, kaldırıyorsun. Sen çok iyi şeyler kalıyorsun. Tövbe estağfurullah. Öyle değil bak. Ben şimdi şey yapacağım. Hadi bakalım Gülsün Hanım. Şimdi göreceğiz. Mayan mayan konuşursan ben giderim. Ya ben kötü bir şey demedim ki. Kötü bir şey demedim de Ramazan olmuş yani. Ben ne dedim ki sen şimdi? Ana! Ay ne kadar hak veriyor bu insana ya. Dur. Kaldır. Burada kesebilecek miyim demirleri? He? Kesebilir misiniz ya? Anladım. Burada demirlerini işinizi halledebilir misiniz ya? Bunlar fazla geldi ya oğlum ya. Allah. Bunlar 3 kata yazacağız herhalde büyük bir ihtimal. Yine ustamız, ben yine masrafa soğuyacak bir işte. Hayır, ben şimdi ayağın yorganında şimdi neyse o. Uzatma gerisini, boş ver. Biraz da yaşayalım. Biraz da çocuk uğraşsın. Bizim uğraşmamız yeter. Dur. Ne oldu? İşte bu işler böyle kısmı ne? Yalan mı? Yanlış mı? Burada iyi kötü başımıza sokma yerimiz olacak gibi Allah izin verirse. Gerisini de bunlar uğraşsınlar da. Ya uğraşsana. Biz hazıra konmadık. Bunlar da... Biz hazıra konduk yavrum. Nasıl hazıra? Kazanıp da almadık ki. Nasıl? Tövbe tövbe estağfurullah. Sen de söyledin bakalım. Şu şeyi versene yavrum. Neyi? Demir mi alacaksın? He? Demir mi istiyorsun? Sen burada işin bitmeyecek gibi. Ben içeri mi gideyim yoksa? Yardım edeyim mi? Yardım et. Tamam. Tek bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya. Tamam, hadi. Elenim de. Evet. Şimdi yoldaki demirleri alacağız. Değerli baba, değerli kardeşim. Ya ben. Buradakiler de iki iki alalım mı? Sen de iki iki diyorsun ya. Diyorsun ya. Çabuk bitsin istiyorum işte. İş biter mi ya? He? İş biter mi? İş biter. Hadi salla bakayım. Dur oynatma da. Bir seferde gideceğim. Hande. Hande'sine. Gaz ver. Hadi yürü. Gülsün Hanım, gaz ver. Ben gazına çalışmıyorum. Sen de gazına çalışma. Ah benim mikserim be. Mikser gibi şey taşıyorsun be. Mikser de işe yarıyor bak. Çorba karıştırıyor. Çumantı şey yapıyor. Herkesin bir görevi var.
Kolay. Dur. Hadi mislarım benim, hadi. Mikser olmasa evin betonlarını dökemeyiz. Mikser taşıyor çünkü betonu. Yük taşıyor mikser, yük. Mikser akşama onu kadar elin içinde anası ağlıyor. Elin içinde akşama kadar. Mikseri. Ah, devamlı ya. Heh, kesin ha. Boşver sen. Boşver sen. Salla bakayım. Heh, dur. Ha? Bir elin nesi var? İki elin sesi var derler ya. Doğru. Akşama kadar uğraşacaktın işte. Herhalde canım tek başına şimdi, uğraşacaksın. Şimdi sen beraber hep el ele. Hiç tek başına iş olmuyor. Birlikten beraberlik doğar. Bizlerle ne derler? Birlikten kuvvet doğar. Ha, birlikten kuvvet doğar, doğru. İki elin nesi var, bir elin sesi var. Atasözleri, hep bunlar. Ah, çok son kaldı. İnceler zaten çabuk biter. Ah, dünya. Bu dünya gerçekten yalanın yalancıların dünyası. Ya Cevaz, bırak Allah'a sorarsan ya. Bana benden konuş. Kimseden konuşma. Beddualar havalarda uçuştu. Zamanında da çok uçuştu ama. Anam, o döner dolaşır başında iner o. Sen canını sıkma. Ben kimseye bedduam yok. Allah'a şükürler olsun. Allah bildiği gibi yapar her şey. İnceleri bunun üstüne mi koyacağız? Daha kalın vardı, kalın. Hani kalın yok. Var sen göremezsin kalını. Bak uzun, insan çok uzun bak. Hangisi doğru ya? Ha şunu mu diyor? Tabii canım. Bunlar doğrultuk ya. Ama şunu dur. He. Bunu nasıl koyacak? Bunu mu? He, aynen. Uzunlam acısına koyacağız ya bunu da. Şey yapacağız. Olmazsa şu. Şunu alalım. Sen şimdi böyle gideceksin. Ben böyle gideceğim. Hadi. Ufakları koyalım. Ufakları koyalım da bak. İnceleri yer. Bir saniye ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yine aynı gittiğin gibi git buradan iki iki al. Ben de peşinden geleyim. Bunun başını da bu tarafa koyalım. Hani ince ya. Olmaz. Aynı şekilde olursa çekmesi daha kolay. Öyle mi diyorsun? Öyle mi? Sen şimdi. Bak şuradan iki tane. Bismillah. Bu ince ya. Bunu üç alalım ya. Şimdi ikilerini seçiyorsun. Hadi bakalım. Hadi bu bitmez yoksa. Ya iç biter mi ya? İnşaat var, inşaat. Üçe bak. Üç dalını da bir daha yine dört alalım. Üçler, bir daha yine dört. Aha. Üçlemeden dörde dörtlemeye çıktı ben bir tane. Dur. Yürü. Gitsene yavrum ileri git. Gitsene ileri. Kamerayı çarpacağım. Kamerayı çarpmazsın sen. Ben görüyorum seni. Gelsin. Şuraya koy şimdi bunu hocam. Ben ağır bir şey yapayım. Bırak. Çekemem. Niye uğraşıyorsun yani ben niye görüyorum? Hele bakın kim geldi. Benim mikserim gelmiş be. Aslan mikserim benim. Aslan. Çek şöyle şimdi. Evet. Buranın demirini Gülsan'ın bitirdi. Ama ben tek başıma olsaydım çok uğraşırdım. Gerçekten. Gülsan'ım niye öyle şeye doğru mu bakıyor, demirlere doğru mu bakıyor acaba? He? Yordun beni mi diye acaba?
şuradaki parçaları da alayım şimdi. Burada da var parçalarımız. Yani lazım olursa o da altında var. Bunlar nereye koyacağım? Aynı. Aynı. Hepsini böyle toplayacağız. Bir yerde kalacak. Şu parçalar mı? Uzunlar mı kalacak? Onlar kalsın. Bunlar şimdi bu kadar da gelecek ya. Ben şu üç kata hiç çıkmadım. Bir bakayım mı? Üç kata hiç çıkmadın mı? Ya canım Allah'ın sorarsan. Lafı nereye çekersen oraya gidiyor. Ben de şey yapma ya. Tamam. Çıkarsın için biraz sonra. Şükemler alayım mı? Arkadaşlar. Vallahi çiçeklerin kokusu, yeşillik, bahar yorgunluğu doluyor insanlarda tabii ki. Ben de bazılarım enfeksiyon olmuştu. Şimdi dudaklarıma vurdu. Sesimden de bellidir. Belki duyuyorsunuz, hani hissediyorsunuzdur. Bir enfeksiyon var. Grip enfeksiyonu. Bazı enfeksiyonu. İnşallah geçici şifalar versin Rabbim herkese. Herkesin derdine derman versin Rabbim. Bunlara da şükür. Bu kadar şeylerden hiçbir şey olmaz. Dudaklarım bu arada şey yaptı. Enfeksiyondan biraz şişti. Enfeksiyon kapısı. Hoppa! Sizler ne yapıyorsunuz? Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Umarım herkes iyidir. Rabbim herkesin karşısına güzel insanlar çıkar. İyi insanlar. Dünyada kötülerin dünyası olmuş arkadaşlar. Ne olur biraz iyi olalım. Kendimize gelelim. Bak depremler oldu. Doğal afetler oluyor. Biraz silkinelim şöyle ya. Biraz kendimize gelelim. Ne olur. Bunlar çok kötü bir şey değil. Zor bir şey değil. Eskiden birisinin ayağını incinse canımız yanardı. Şimdi neredeyse adam üstünden geçecek ya. Böyle bir dünya olmasın ya. Güzel bir dünya olsun. Herkes Allah rızası için yapsın bir şeyleri. Hepimiz. Yani hepimiz Allah rızası için. Gidenler ne götürdü ki biz ne götürelim. Uğraşıyoruz işte. Kendimizi oyalıyoruz. Yalan dünya. Yalan dünya işte. Adı üstünde yalan dünya. Önemli olan ahiret yurdu. Burada ne götürebiliyorsa o. Ne oldu? Aldığın küp var ha. Bak. Allah'ım yarabbim. Küpü kim kaybetmiş ya? Sen burada 6 aydır buradasın. Bak. Bu küp burada durur mu? Küp buldum. Küp. Küp buldum ben küp. Allah. Ne diyeyim sana? Cahil Bey hep videolarda şu şeyi merak ediyordum. Elektriğin nasıl şey yapmışsın ya çatı gibi. Ne? Elektrik panosunu şey yapmışsın ya. Ha. Koruma yapmışsın ya. Ha. Harbiden de aynı şey. Kuş yavrularına şey yaparlar ya onun gibi yapmışsın. Ha. Güzel olmuş. O bu sıcakta o şeylerin limonların üstündeki şeyi çıkartalım mı naylonu? Biraz daha dursun mu? Daha iyi olur. Hı. Bunlar sıcak havayı seviyor ya. Naylonun altı sıcak olur. Tamam. Armut böyle çiçek açmış. Ha. Bir de rüzgar vurunca bir düşüyor ama o biçim. Vallahi ılık bir hava var arkadaşlar böyle. Ne soğuk ne sıcak. Orta. Şurada da kiraz. Çiçek açmamış. Kiraz kurudu mu acaba? Kiraz çiçek açmamış. Kurudu mu acaba? Yok. Daha var. Daha var mı zamanı? Daha var. Bak. Er olan meyveler çiçeği geç açıyor. Geç meyvesi olan armut bak. Bu kış armudu. He. Ama çiçekleri ne güzel açtı. Görüyorsun değil mi? Babam diyor çok güzel oluyor diyor. Onun armutu diyor. Evet, yemiş herhalde. Evet.
Teyzemde de varmış aynısını. Ne? Anlamadım. Şimdi şu demirleri de kaldırdığımız zaman bunlar zaten üstte döşecek. Biz de yani burayı bir temizlememiz lazım. Beraber temizleyeceğiz. Ben gitme, ben yaparız yerler herhalde. Beni tek bırakma bunlarda. Ama benim de şeyim yanaşıyor yani. Bu arada gitmez artık zamanı, yanaşıyor yavaş yavaş. Ha var ya. Bugün arada oho, ben burayı o sefer temizlettim sana. İnşallah ben giden de şu beton da gelir de hayırlısıyla. İnşallah. Görürüm gitmeden. İnşallah. Ama çok güzel oldu. Bunlar ise can sağlığı. Rabbim içine girip de huzurla yaşamayı nasip etsin. Allah'ım olmayanları da nasip etsin. Amin. Amin. Rabbim dünyada mekan, ahirette iman. Herkese nasip etsin. Herkes. Allah. Önce komşuma, din kardeşlerime, onlar tüm Müslümanlara, sonra bana. Bak benim elim demirde mi böyle kına gibi oldu? Ha? Benim elim, ben sana akşam kına yaktım. Eldiven niye vermedin sen bana? Ben sana kına yaktım bir akşam. Eldiven verseydin ki. Bende de yok. Bende de yok kuzum ha. Baksana arkadaşlar. Kıpkırmızı kına olmuş. Kınalı gelin. Bak, av üstünde beşin var ya depende. Oradan yukarı çıkacaksın. He oldu. Sırat Köprüsü'nden mi geçiriyorsun sen beni? Evet. Buraya Sırat Köprüsü yapacağım ama. Hadi bakayım Gülsün Hanım. Bismillah de bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen benim rampaya yukarı çıkamadığımı bilmiyor musun Cevap? Başım döndü. Gülsün Hanım'ın elinden. Bir kaçan, bir uçan kurt. Bu. Evet. Ben niye kaçamadım? Sen demek ki benim nasibimmişsin. Alın yazı kader. Ay bismillah. Şimdi buraya çıktım ya arkadaşlar. Dedim ki merdiven böyle değil de böyle bir yer kesildi. Üzerine katlı bir böyle gelen kapısını böyle açtım diye düşündüm. Bu o zaman aşağıdaki cam kapanıyor dediler. Bakalım böyle de işte. Olur herhalde ya. Şimdi bu taraf kır cephe. Tamam mı? Burası ön cephe olduğu için bu öndeki camımızı merdiven zaman kapatıyor. Bu şıkkıdan geldiği zaman. Anladın mı kız hanım? Hem evin önünü taratmış oluyor. Ama şimdi burası bu merdivenin altını kömürlük olarak takımını koyabilirsin. Gazmanı koyabilirsin. Oraya bir dolap yaparsın. Oraya hep güzel bir dolap olur. Yani ufak tefek malzemelerini buraya koyabilirsin. Ha ileriye doğru buranın da üstünü kapatırız. Buranın üzerini. Burayı da bir ardiye olarak kullanırız. Anladın mı? Kazma kürek gibi. Tabii. Her şeyin kolayı var. Onun kolayı var. Burası buradan geliyor. Ama buraya bir tane bak şimdi cevabı bak. Şuraya bir şöyle bir tane asma falan dikilse. Sarması falan şöyle. Hem toprak kaybolması için. Ben sarmaşı dikiyorum. Aşağıya dikiyorum. Şöyle duvara doğru sarsa. Bak, köşe, bir de şu köşeye bir de asma üzüm yap asması sen söyle. Üzüm buraya olmaz. Olur arka köşeye et köşeye hemen gider. Sinek çok toplar evin yanında üzüm o zaman. Kurban olayım sizin ha. Güzel olmuş güzel. Bundan yaşayacağım sağ ol. Evet. Sıkmaları falan yapmayacağız değil mi şimdi? Tamam işte bu kadar. Baksana balonumuz orada. Orada oraya şimdi bir de bu aşağı tarafa şey yapacağız. Güzel bir şey yapacağız. Onu da ileriki günlerde görecekler. Ayağım dışarıda benim. Yok, ben öyle istemiyorum. Buna da şükür. Şükür. Öyle çoğu çocuk ileride köye gelmek istiyor. Açsın çatısını. Yapsın mı diyorsun? Direkleri dilsin yapsın. Hiç uğraşma. Vallahi yeter de açık dediğiniz nefes alalım. Doğru söylüyorum. Nefes alalım. Yalanını söylüyorum arkadaşlar. Dünya malından kim ne götürmüş biz de götüreceğiz. O yüzden biraz da onlar uğraşsın. Hafızımı da bırakıp gideceğim ben. Yani. Valla. Hani
yıpratmanın, kendinizi üzmenin daha çok olsun demenin biraz daha şey, Allah ömür verirse benim niyetimi biliyorsun. Ben ömrüye gitmek istiyorum. Yeter. Allah bana o günü göstersin inşallah ölmeden. Evet. Daha önce de tek demir döşerlerdi. Bakın. Ama burada ustamın şu anda çift demir. Bakın. İnanmıyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Leyla ablam. Leyla kardeşim. Yani çift demir döşeme. Görüyorsunuz. Bunun şimdi özelliği bak, ne olmuş oluyor? Tek demir. Çift şimdi demir. Daha önceden tek bu şekilde tek kat döşeme yaparlardı. Hı. Anladın mı? Ama bu ömürlü. Hem sallanmayı önlüyor hem de sağlıklı oluyor. Aşağıyı da öyle yapmıştır büyük bir ihtimal. Tabii canım. Bakın görüyorsunuz değil mi Leyla ablam, Leyla kardeşim. Malzeman da bol bol yetti çok şükür. Evet. Demirimiz de arttı hatta. Hatta hattından fazla demir kullanıyoruz şu anda biz burada. Ama bir sefer yapıyoruz. Şey, çatı yaparken nasıl olacak şimdi Cahil Bey? Şimdi Gülşen çatıyı derken şimdi ustamız diyor ki abi diyor, iç kolonları da dikelim diyor. Hı. Üç cephenin kolonları kalsın diyor. Yükseltelim diyor. Aynen burası gibi. Yedi duvarımızı örelim diyor çocuk. Tamam mı? Ondan sonra kirişlerimizi de döneriz diyor. İleride şeklinde diyor. Ha ileriye doğru diye, basın diye. Kalkmasın diye. Sökeriz çatıyı diye. Dışarıdaki cephedeki kolonları da dikeriz diye. Duvarı katımıza atarız diye diyor. Sadece o değil mi? Yani sadece şu ortamda... Ya şimdi oraya da betonu lazım, şey lazım. Ben sırtlarımda sıkıntı yok. Ben gideceğim oraya mahtar çakıp çıkacağım. Buna para vermeyeceğim. Sadece getirmeye para vereceğim. Ya. Yoruldum artık boşver. Şey yine de kafamız şeye değmesin. Tavana değmesin. Öyle bir şey şöyle kapatalım. Yoruldum derken sen de yoruldun ben de yoruldum. Da yeter. Hani ikimiz beraber sen dediğin haklı. Kaldırsın, etsin. Altın yüksek bir olduğu zaman daha iyi olur. Şimdi aynen bu şekilde yapacağız. Çatıyı. Bu şekilde. Ama burada da farklı olacak. Orada da farklı olacak. Burada da farklı olacak. Buna dere dökü derler. Bu şekilde. Anladın mı? Yani biz burada kaldırma falan yapacağız. Şekil vereceğiz. Çatıyı. Bakalım hayırlısı hayırlısıysa olsun. Dur bakalım. Yavaş yavaş şu betonu. Hayırlısıysa şu betonu ben bir atayım. Gerisi mi? Benim en önemlisi şu betonu atmak. Şu betonu attığım zaman iş bitmiş sayılır. Çatıda bir şey olmaz. Bir haftada çatıyı vurursun. Evet, ha, kolonları molonları dikeceğim diyorsan, yüksek kat yapayım dersen yine bir 10-15 günümüzü alır. Çünkü bu kolonları çakacağız, demirini bağlayacağız, kumunu çakımını çekeceğiz. Ondan sonra beton yapacağız, dolduracağız, edeceğiz derken yani yine bir 15-20 günümüzü alır yani. Ben şimdi hiç inşaat yapılırken görmedim ya. Şimdi bu tahtaları nasıl sökeceğiz de betona koyacağız ya üstüne. Heh, bu tahtalar burada kalacak. Nasıl kalacak ya? Evet. Vallahi. Allah, bana niye yemin veriyorsun sen ya? Fakat görmedim de şimdi hani bu tahtaları alttan mı sökülecek yoksa? Tabii. Üstüne sökeceksin, betonun üstünden sökülmez bunlar. Hmm. Ya burada tahtaya şey... Elektriğini ne, şeyini nasıl, tesisatını yap, nasıl yapacaksın? Bunun arkadaşı çağırdı mı? Çağırdı mı? Ama bunu yaparken bir de ileriye dönüşümü düşün. Belki bir 10 sene aldığımız ölçüde doğalgaz şeyini de döşetmen lazım. Bu hep olacak. Hep olacak. Evet değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Biz Gülsüm Hanım'la cam silmeye gideceğiz. Şimdi. Şimdi demir işi bitti ya. Ben cam silmeye götüreceğim. Desteklerinizi bekliyoruz değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bizi seven de sevmeyen de hepinizden Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun, sağlıcakla kalın, huzurlu kalın. Bizimle. Rüzgar var bugün.